Tabii Hoş bulduk Mehmet Bey. Züleyha Aktaş var. Yine Sakarya EYT temsilcimiz. Bir de Merhabalar. konuğumuz var. Konuğumuz biz canlı yayın devam ederken o da sanırım aramıza katılacaklardır. Ben tabii ki önce başkanımızdan başlayayım. Ya kısaca bir kendimizi tanıtalım. Ondan sonra da hem bir ısınmış olalım. Programımıza o şekilde girelim. Buyurun başkanım, Mehmet Ali Çelik Başkanım. İsim Mehmet Ali Çelik. Mehmet Bey, öncelikle bu yayın için teşekkür ederim. Ben Bolu Düzce Sakarya Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda da EYT platformu, özellikle son günlerde duymaya başladınız. Türkiye genelinde EYT konusunda bakanlıkta görüşme yapan, grup başkan vekilleri, siyasi partilerle görüşme yapan bir topluluk var. Bayağı bir derneğin katılımıyla platform adı altında toplandığımız EYT platformunun da bir temsilcisi olarak burada bulunuyorum. Ben Deniz, aynı zamanda da şöyle bir şey de belirtmek isterim. Programımıza katılacak olan Çetin Ateş Bey var. Sosyal güvenlik uzmanı. Kendisi yolda olduğu için şu anda yanımıza katılamadı ama bir 10 dakika içinde katılacak. Bugünkü yayında özellikle sizden istirham ediyorum. EYT konusunu işleyelim. Artık EYT'yi herkes, Sağır Sultan bile duydu derler ya, Sağır Sultan dahi duydu. Biz Evet. Türkiye'nin her noktasına, her bölgesine, her iline, her sendikasına, her teşkilatına, her siyasi partisine gittik. Kendimizi anlattık, ifade ettik, toplantılar yaptık. Meclislere gittik. Bütün her tarafa giderek derdimizi anlatmaya çalıştık. Anlatmaya devam edeceğiz. İnşallah bu konuda çalışmamız devam ederken, şimdi arkadaşlarım bazı yanlış bildiği konular var. O konuları da bugün aydınlatmanın üzerinde durmak istiyoruz. Yaptığımız çalıştay içerik nedir? Yasanın nasıl çıkacağı ve benzeri konuları da bu akşam anlatmak istiyoruz. Özellikle arkadaşlar sorularını sizlere iletirseler Mehmet Bey, hem bizler hem de sosyal güvenlik uzmanımız buraya katılacaklar. Çetin Beyler konusunda uzmandır. Yaklaşık 25 yıldır bu konusunda tecrübeli ve çok da mütevazi bir beyefendi. İnşallah onu da yayınımıza alacağız. Ben bu kadarıyla yetineyim, inşallah sözü size vereyim. Burada Sinan kardeşimiz var. Sinan kardeşimize uzun yıllar bizim Sakarya temsilciliğimizi yaptı. Ona ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli başkanımız, Sakarya'daki temsilci başkanımız ve Bolu'daki temsilcilerimiz, başkanlarımız çalıştığı için malum bizler hem çalışıyor hem de mücadele ediyoruz. Onlar katılamadı. Saymanımız var Züleyha Hanım. İnşallah onlara da programa hoş geldiniz diyorum. Buyurun Mehmet Bey. Evet. Teşekkür ediyoruz başkanım. Bu ara tabii ilk kurucu başkan olarak biz Sinan Başkan'a verelim. Aslında hanımefendiye vermemiz lazım ama şimdi o daha önce kurucu olduğu için biraz daha biz de bilgi sahibi olalım. Ne zaman kurdular? Nasıl kurdular? Hem kendisini tanıtsınlar hem de kısaca ondan bahsederlerse biraz daha EYT'yi daha iyi tanıyarak gitmek istiyorum ben. Buyurun Sinan Başkan. Tabii tabii. Tabii tabii efendim. Buyurun. Öncelikle şunu da arz etmek isterim. Bolu Düzce Sakarya Dernek Başkanımız ilk günden beri Mehmet Ali Çelik Başkanımızdır. Ben Sakarya İl Temsilciliği Başkanlığı yaptım. Akabinde Bolu Düzce Derneği'nin başkan yardımcılığı yaptım. Sonra benim rahatsızlıklarım ve sonrasındaki işimde faaliyet sunumlarım derken bir sosyal bir hayat hepimizin bir hikayesi bildiğiniz gibi. Bu bir bayrak yarışıydı. Biz bu bayrak yarışı inşallah Selim arkadaşımız da, Selim Makiner arkadaşımız da devrettik. Süreç şöyle anlatayım istersen. Bolu Düzce Sakarya Emeklilikte Yaşa Takılanları Derneği'nin başkan yardımcısı ve Sakarya İl Başkanlığı yapıyor. Adım Sinan Korkmaz. Biz 3-5 tane arkadaşın, dostların bir araya gelerek Bolu Düzce Sakarya'da bir oluşumu bir araya getirmeye çalıştık. Elhamdülillah bunda da başarılı olduk. Tabii ki bunları biz yaparken yani bizden daha önceki dava insanların da ortaya çıkmasın, onların da daha önceki süreçlerde bunları hizmet etmesinin vesilesi oldu. Bunlardan birisi de bizim Züleyha Hanım'ın zaten. Kendisi hem hemşerim olur, hemleklidir, hem de Sakarya'nın bizim bana göre, yani benim nazarımda Sakarya'nın bana göre bir mihenk taşıdır. Bizim kardelenimizdir, bizim önderimizdir, koordinatörümüzdür. Sonra bu süreçler 2019 yılında Bolu Düzce Sakarya Derneği bir araya geldi ve kuruldu. Kurucu üyesi olarak bizler Züleyha Hanım, Mehmet Ali Başkanım ve keza Bolu'dan Tuncay Başkanım, Ersoy Başkanım gibi böyle bir arkadaşlar gruplarıyla oluştu. İlk faaliyetlerini Bolu'da gerçekleştirdi. Bir konferans, briefing yapıldı. Yine bir sosyal güvenlik uzmanı tarafından orada briefing yaparak bir faaliyet gerçekleştirdi.
O zaman biz inandık bu yola çıktığımızda. Elhamdülillah o inancının gururunda yaşamaya çalışıyoruz. Tabii bizim dediğim gibi, en başta dediğim gibi, sağlık sorunlarım, iş yerindeki sıkıntılarım, bunlarla birlikte hepsi üst üste gelince ben artık bu yarışta biraz daha kenara çekilmek istedik bu hizmette. Çünkü bazen biliyorsun hepimiz geçim derdindeyiz. O geçim derdine düştüğümüz zaman bazen her şeyi göremiyoruz, unutabiliyoruz. Şu an için Bolu Düzce Sakarya Derneği çok büyük bir faaliyet gerçekleştiriyor ve çok büyük bir misyonu üstlenmiş durumda. Evet. Bu misyon üstlendikten sonra da işte bu hareketi, işte biz her flakonda Mehmet Ali Başkan söyler, sürekli bana der ki bu şiir asla asla okumazlık yapma der. Biz bütün çıktığımız platformlarda, yayınlarda eyvah eyvah Sakarya, sana mı düştü bu yük, bu dava hor, bu dava büyük, bu dava öksüz dedik. İşte biz o inançla bu yola çıktığımızda elhamdülillah çok güzel şeyleri başardık. Çok kuvvetli bir dernek olduk. Kitlenin önünde çok büyük güven oyu kazandık. Ve bu ilme ilme bütün dernekleri de harekete geçirdi. Biz derneğimizi kurduğumuzda, Bolu Düzce Sakarya Derneği'ni kurduğunda 2019 yılının Kasım ayında gerçekleştirdi. İkinci olan kongresi de 24'ündeydi. Gerçekleştirdiğimizde o zaman 11 tane dernek vardı. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay akabinde 23 derneğe çıktı. Sonrasında 53 derneğin üstüne çıkmaya başladı. Ve federasyon bölge temsilcisine kadar gitmeye başladı. Konfederasyon olacak mı olmayacak mı diye böyle arasına kalmıştık. Onlara kalmadan inşallah elhamdülillah bu EYT meselesi 2022'nin sonunda çözülecektiğini düşünüyoruz. Sakarya çalıştığın çok büyük önemi oldu. Çünkü bayrak Sakarya'da düşmüştü. Bu Sakarya'dan bayrak kaldırmak gerekti. Bunlar da bizlere nasip oldu. Bizim ne egoda, ne başkanda, ne Ahmet'le, ne Mehmet'le işimiz yok. Biz elhamdülillah işinde, gücümüzde insanlarız. Bugün görev bana düşmüştür. Yarın bir başkasına düşecektir. Onlar da Allah için hizmette koşturacaktır inşallah diyorum. Ben de çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Mehmet Ali Başkanıma Sakarya Çalıştay ile ilgili nasıl bir hava oluştuğunu, evet, tekrardan söylemesini isterim. Şimdi tabii ben de şöyle heyecanlandım. İstanbul'da kaldığım zaman hem öğretmen hem de İstanbul'da etkinlik yapmıştık. Yani Sakarya'm şiirini okutarak başlamıştık. Hatta sizin o Çalıştay'da ben canlı yayın çekmeye çalıştım. Tabii ki gerçekten biz de heyecanlanıyoruz. Yani Sakarya şiiriyle başlamak, ya inşallah güzel şeyler olur. Evet, Süleyha Hanım, buyurun. Evet, merhaba öncelikle herkese. Öncelikle bu imkanı bize sağladığınız için size teşekkür ediyorum. Biz sizlere ve teşekkür ediyoruz. Her birinizin, bize şu an izleyenlerin rahmet ve mağfiret yüklü Ramazan ayını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. 5 yıl önce çıktığım bu yolda ilk bir oluşum vardı Sakarya'da, sonra bayrak düştü ve benim üzerimde çok büyük bir yük değil, aslında Rabbimin bizlere verdiği güzel bir sorumluluk oldu. Çünkü dua kapısı açıldı burada bizlere. Ben üzerimdeki sorumluluğu gerçekten şurada taşıdım ve yaptığım işin hakkını vermeye her daim kesinlikle kendimden, çocuğumdan taviz vererek üstesinden gelmeye çalıştım. Ve tekrar bir oluşum için Mehmet Ali Başkanımızla istişarelerde bulunduk. Bolu Düzce Sakarya olarak devam etmeye karar verdik. Burada ilk yaptığımız Sakarya olarak ilk yaptığım şey tabii ki yapılanmak oldu. Temel çünkü çok önemliydi bu yapılanmada. Temel sağlam olursa yol arkadaşlarımız dürüst, düzgün, Allah korkusu, kendi menfaatleri çıkarınca değil de millete hizmet anlamında mücadele ettikleri takdirde gerçekten büyük başarılara imza attık yani bu şekilde. İllere, ilçelere temsilci arkadaşlarımızı fabrikalara daha ilk girdiğimiz zaman görevlendirmeye başladık. Bu şekilde çok güzel bir koordinasyon sağladık. Birçok ile de örnek olarak çalışmalarımıza yani çalışmalarımızı kanıtlayarak örnek olduğumuzu düşünüyorum. Geldiğimiz süreçte gerçekten bizlere güzel bir yol açıldı. Bu yolu da açmak öncelerden kolay değilmiş gibi zannediliyordu. Ama biz bunu aslında bundan 1,5-2 yıl önce Sakarya'da başardık açıkçası. Bu sonra gelinen süreçte tekrar kısır döngüye girdiğinde bu dava, öyle söylenildiğinde biz tekrar bir girişimde bulunduk. Sağ olsun benim bir yakınım vesile oldu. Bir büyüğümüze ulaştık. Ve onun vesilesiyle Ankara yolu bize göründü. Oradan da güzel sonuç, yani oradaki söylemler gerçekten bizleri umutlandırdı. Ama nedir ne değildir şu an bununla alakalı açıklama yapmıyoruz. Çünkü
kitlenin genelini memnun edecek şekilde bir yasa çıkması, insanların duasını almaya talibiz dedik ya, onu kitleyle birlikte karar verecek olduğunu, bizleri bu anlamda suçlamalar da yapıldı. Olsun varsın yapsınlar, gerçekten ben kimin ne dediğine değil, biz nasıl işimizi düzgün yaparız da o duaları alırız diye ona bakıyoruz. Ve birilerinin söylemlerine beslenmiyoruz, kinle nefretle beslenmiyoruz. Biz her daim projeler yapıp o projeler üzerinde çalışıyoruz. Çalışmalarımızı konuşuyoruz açıkçası. Şimdilik benden bu kadar olsun. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Evet başkanım, tekrar size geldik. Şimdi ben biraz da şunu düşünüyorum. İstanbul'da birçok EYT dernekleri toplantılarına da katıldım. Sağ olsunlar, onlar da epey çaba harcıyorlar. Epey kalabalıksınız yani Türkiye'de gördüğüm kadarıyla. Hatta dün akşam da orada bir toplantı vardı. Ben geç geldim. Yani bu konuda sizler çaba harcıyorsunuz. Görülüyor. Şimdi şunu yapalım. Yani en yakından başlayalım. Ben Sakarya'da sizin bu 27 Mart Sakarya Çalıştayı oldu. Yakından da izledik. Şöyle güzel bir şey oldu. Yani bütün siyasi partiler oradalardı, temsilcileri. Yani bir kere Türkiye'de o çok önemli. Yani siyaset zaten yöneten kadro olduğu için onların hani ayrım yapmadan işte CHP'lisi muhalefetiyle AK Parti iktidarıyla sanıyorum konuşturdum, hatta onları da ben canlı yayınladım. Hepsi vardı. Yani bu konuda düşündükleri şu: EYT'lilerin mağdur olduğunu onlar da görüyorlar. Yani bununla ilgili mutlaka bir şey yapılacak diye düşünüyorum. Tabii ki sizin de çabalarınız önemli. Yani hep beraber bunları Türkiye gündemine getirdiniz. Televizyonlarda ve her yerde gündemdesiniz şu an. İnşallah biz de onu diyoruz. Yani bu gündeme gelmişken sorun daha güzel bir şekilde çözülür. Bazı mağduriyetler olduğunu biz de düşünüyoruz. Yani emekli olmuşsunuz, alacağınız var, alınmıyor. O çocuklarınız var veya ihtiyaçlarınız var filan gibi. Tam da böyle bu Ramazan ayında, tabii bugünü de kutlayarak başlamamız lazımdı da. Ya zor yani. Bir de ekonomik durum var yani hem ülkemizde hem dünyada. Yani bir an önce inşallah diyoruz ki bu düzelir. Fakat biraz daha bilmeyenler açısından da biraz daha başkanım, o çalıştan dediğinde bahsedelim de. Ben çalıştayın sonu ne oldu bilmiyorum ama bu çalıştay nasıl oldu? Yani siz düşündünüz, neler yaptınız? Ya onunla ilgili bir bize şey bilgi verir misiniz? Şimdi öncelikle bizler öncelikle biz ekip olarak bir bakan bey görüşmesi yaptık. Züleyha Hanım'ın bahsettiği gibi bir yakınının vasıtasıyla biz Metin Külük Bey'le, ben isim de vereceğim sağ olsun, MKYK üyesi beyefendiye ulaşmamıza o bize yolu açtı. Yolu açmaktan kastımız şu: bizim görüşmemizi sağladı. Yanılmıyorsam Çetin Bey, hatta o da şey atmış, sosyal güvenlik uzmanı da herhalde size mesaj gönderdi. Bana WhatsApp'ta mesaj atmış. Tamam, gelsin, biz alabiliriz. Yayın arasında da alabiliriz. O bize onay tamam. Versin, biz onay veririz ona. Tamam. Buyurun. Şöyle ki, bununla alakalı kendileri bizatihi bizleri yönlendirmesiyle bizler bir sistematik olarak çalışmaya başladık. Çalışmamızın içeriği şuydu. Sizler de kabul edersiniz ki bu görüşmeler bugüne kadar yapılmıyor denildiği noktada biz görüşür hale geldiğimiz süreçte görüşmeye başladık. Ve bizden şu istendi. Biz bir çalışma yapacağız. 3600 ek gösterge, 5 kademeli bir geçiş sürecini yaşıyoruz. Bunlar işte asgari ücret, memur maaşları, 3600 ek gösterge ve memurlarda kadro meselesinden sonra EYT konusu. Tabii EYT konusunu masaya yatıracağız. Muhatap sizsiniz. Yani platform, EYT platformusunuz. Çünkü daha önce diğer arkadaşlar, az önce bahsettiğimiz arkadaşlar hep eleştiriyi çok farklı boyutlarda yaptıkları için hiç muhatap sayılmıyordu. Ve bu tepkileri önlemek amacıyla biz bu çalışmayı yaptık. Artık muhatap sayılıyoruz. Ben şuradan şu müjdeyi vereyim. Bakın, ben yaklaşık yarım saat önce Erkan Akçay Bey'le görüştüm. Millet Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri telefonla görüştüm. Dönem dönem kendilerine kafamda soru işaretleri olduğunda, kitlenin belli soru işaretlerini yönlendiğinde cevaplarını alıyorum. Dün de Twitter sohbetimizde Perşembe akşamı yaptık. Bazı şeyler geldiydi arkadaşlardan. Muhammed Emin Bey'e de konu hakkında sorular sordu. Yani kendilerine hani televizyonlarda çıkan haberler üzerinde bazıları spekülatif haberler yapıyor.
bazı YouTube kanalları, bazı kanallar, bazıları izlenebilmek için gereksiz, yersiz konular konuşuyorlar ya, bunları anlatmak adına, bunları sormak adına kendileriyle görüştük. Aslında güzel doneler alıyoruz. Ve hepsinin EYT'li arkadaşlarımıza selamları var. EYT'li mağdurlara hepsinin selamları var. Hepsi Ramazan'ınızı tebrik ediyor. Kendileri konunun üzerindeki çalışmalarını yapıyorlar. Bizden istenilen şu, bize denilen şu. Arkadaşlar, biz bunu 3 kurulla yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Tabii hükümetin, devletin diyelim. Hükümeti bir tarafa bırakalım. Çünkü devletin şu anda yönetimin kadrosunda 2 parti var. 2 partinin biri küçük ortağı dediğimiz Milliyetçi Hareket Partisi. Yönetime direkt ortak değil. Ama yönetim kadroları şu anda bakanlıklar, grup başkan vekillikleri ve gerekli devlet birimleri AK Parti tarafından yönetiliyor. Ve AK Parti konuyla alakalı şu anda süreci yürütüyor. Çetin Bey hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz Çetin Bey. Sesi açın Çetin Bey, orada ses, evet, olması lazım. Şimdi şunu da ben hatırlatayım. Ben de kapattım. Şimdi konuşmazken mikrofonlarımızı kapatırsak sanıyorum ses daha net gelecek. Tamam. Konuşanlar açabilirler. Aynen Speech'teki gibi. Hoş geldiniz Çetin Bey. Ses geliyor herhalde. Konuşun abi. Evet. Evet Çetin Bey. Yok, az önce bir geldiydi, gene gitti Çetin Bey. Yok, şu anda görünüyor, var. Az önce açtıydınız alt taraftan. Evet. Ben açtım da acaba onun sesi mi kapalı? Çetin Bey. Çetin Bey, siz bir şey yapmayın. Sesi mi kapalı acaba? Evet başkanım, siz devam edin. Bu arada şey yaparız. Siz de. Buyurun. Tamam. Sonuçta biz şöyle bir süreci ortaya koyduk. Yani iktidarla yapılan görüşmeler içerisinde onların yaptığı çalışmaları, onların yapacağı çalışmaları bizim önümüze bir masaya koyarak bizlerin, kitlenin ne istediğini tam olarak öğrenmek istediler bizler. Şimdi sonuçta devletin kurumları, Çetin Bey burada, sosyal güvenlik kurumu vardır. Devletin bu sosyal güvenlik kurumu mağduriyeti ortaya koyabilir. Ki o konuları ona soracağız zaten. Onun için kendisini bu akşam buraya aldık. Bunun bir hukuki boyutu vardır. Hukuki boyutunu ortaya koyacak kurumlar çalışıyor. Ve bu işin finans ayağını tamamlayacak, devletin buna karşı sağlayacak, finansı sağlayacak bir boyutu var. Bunları kendileri defaten Bakan Bey de dahil olmak üzere, grup başkan vekili arkadaşlar da dahil olmak üzere bizlere anlattılar. Ve biz bu konuya karşılık bizlerin ne istediğini net bir şekilde ortaya koyabilmek adına arkadaşlarımızla toplantılar yaptık ve şu kararı aldık. Bir çalıştay. Bugüne kadar hep bir kağıt üzerinde biz uzmanlarımızı arıyorduk, insanları dinliyorduk, bu konu hakkında fikirlerini ediniyorduk ama kitlenin tamamının fikrini ortaya koyabilecek bir çalışmayı içermek için çalıştayı icra ettik. O çalıştayı yaparken de olayı doğru anlatabilmek, doğru yorumlayabilmek adına Çetin Bey, özellikle sosyal güvenlik uzmanımız, çok değerli bir beyefendi, konuya yıllardır mücadele etmiş, konuya çok vakıf olan onun gibi bir tane gene hukuk müşavirimiz var. Onlarla birlikte biz o çalıştayları yapma kararı aldık. Çünkü insanları dinleyeceğiz, problemleri biz not edeceğiz ve o problemlerin ışığı doğrultusunda masaya oturduğumuzda muhataplarımıza, yani iktidarı, yani devletin yetkililerine, bugün iktidar olan AK Parti'nin gerekli Çalışma Bakanlığı bünyesinde bulunan ekiple birlikte biz bunları ortaya koyup ifade edeceğiz. Ve diyeceğiz ki bizim istediğimiz bu. Bunu net bir şekilde ortaya koyabilmek adına biz birincisini Sakarya'da yapmış olduğumuz bir çalıştayı icra ettik. Evet, siz de az önce belirttiniz. O çalıştayda bizler tüm siyasi parti temsilcileri, sendikalara, STK'lara hepsine gittik. Özellikle lastik iş ve harp iş sendikası bizlere Sakarya'da yapmış olduğumuz çalıştayda çok büyük destek verdi. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Aynı zamanda orada esnaf sanat odaları başkanları ve esnaf sanat odaları ayrı ayrı hepsinin nazarında Hasan Ali Şan Bey'e bize salonu tutmakta çok büyük yardımları oldu. Yani biz hem Bağkurlu'nun, hem SGK'lının, hem çalışanın, hem de memurların destekleriyle orada bir çalıştayı icra ettik. Bazı çiftçi arkadaşlarımız geldi, desteklerini verdi. Onlar da bizim çalıştayımızda bulundu. Biz burada kitle analizi dediğimiz
bir çalışmayı yaptık. Zamanla defaten duyarsınız. Bakanlıklardan duyarsınız, grup başkan vekillerinden. Toplumda yapılan bir çalışmanın karşılığında nasıl bir tepki alacak? Bir kitle analizi dediğimiz çalışmanın yapılması, icra etmesi gerekir. Devlet bunu kendi kurumlarında yaparken halk üzerinde, toplum üzerinde yapılacak kitle analizini bizler bu çalıştaylarla icra ettik. İnşallah sonuçlarını şu anda dosya halinde hazırlıyoruz. Bunun sonuçları biz yazılı hale getirdiğimizde öncelikle sosyal güvenlik uzmanımızla, daha sonra kendi içimizdeki başkanlarımızla bir ele alıp bir dosyayı nasıl inceleyeceksek, nasıl sunacaksak onun sunumu yapacağız. Tabii bu bir başlangıç. Ramazan ayının girmesi hasebiyle bunun başında da belirttik. Bir ara verdik ama Ramazan biter bitmez İzmir gibi büyük bir şehrimizde bir çalıştay daha düşünüyoruz inşallah. Hayırlı olsun diyoruz inşallah. İlerleyen süreçte çalıştay konusunun dışında Muhammed Emin Bey ve Erkan Akçay'la, Erkan Bey'le bugün yaptık görüşmemizi. Muhammed Emin Bey'le de görüşmemizi dün yaptık. Konu aralığında geldikçe aktarırım inşallah. Çetin Bey geldi. Sözü inşallah mikrofonu açabilirse ona verelim. Çetin Bey'e bir söz vermiş olalım. Buyurun Mehmet Bey. Tamam, teşekkür ediyoruz başkanım. Evet Çetin Başkan. Ses. Evet. Sesiniz, acaba mikrofonunuz mu kapalı Çetin Başkanım? Veya şöyle yapabilir misiniz? Yani tekrar gidip gelseniz, aynı yerden gelip o şekilde yapsanız, bu ara biz devam edelim. Olur mu? Çünkü sizin mikrofonunuzla ben göremiyorum mikrofonu, ama kapalı veya şey yap, tanımıyor olabilir. Mikrofonun kapalı şu anda. Kapalı. Mikrofonu açın. Şu an açıyor. Açıyor ama sesi gelmiyor. O zaman tekrar bir gelir misiniz? Tekrar bir çıkıp gelir misiniz? Bey, tekrar gidin. Mikrofonunuzu açtığınız halde giremiyorsunuz. Evet. Tekrar çıkıp tamam, tekrar gelin. Bir zahmet. Evet. Şimdi başkanım tekrar geldiğimiz tarafa doğru gidelim. Ben bir konuyu da anlatayım. Arkadaşlar tamam. Özellikle izleyenlere şunu iletmek istiyorum. Çetin Bey'e ben özellikle bugün, onlar da tabii ki sorular soracaklar ama bize en çok sorulan bir soruyu cevaplamasını isteyeceğim. Özellikle esnaf kardeşlerimizin çalışma hayatında son döneminde kendilerini Bağkur'dan çıkarıp son 3 yılını SSK'lı yaparak SGK üzerinden emekli olmaları gibi durum söz konusu. Ve toplumda birçok insanın bu konuda rahatsızlığı var. Bunun şartlarının ne olduğu net bir şekilde bilinmiyor. Bu gerçekten bize en çok sorulan bir soru. Mümkünse bizi izleyen arkadaşlar da arkadaşlarını davet etsin. Hiçbir yerde bu konu böyle net bir şekilde işlenmemiştir. Çetin Bey'le inşallah o konuyu da işleyeceğiz. Çetin Bey'i o yüzden ben bu konuyu yönelteceğim için sizlere şık. Buyurun Çetin Bey. Ses gelmedi. Evet. Yine yok. Kapalı şu an. Açıldı. Şöyle bir şey yapalım mı? Acaba geldi mi? Yok, yine gelmedi. Ses. Acaba dördüncü kişi ondan olabilir mi? Hayır. Biz 10 kişi alabiliriz buraya. Başka bir şekilde deneme şansımız var mı? Başka şekil, onun bir şekilde kulaklık ya da şey takması lazım. Aslında şey yapıyor, konuşuyor Çetin Bey ama. Konuşuyor. Ben işte, de mikrofon da açık. Bir evet. Telefon bağlantısıyla bağlanabilir miyiz acaba? Çetin, evet. Telefon mu acaba? Telefon gibi gözüküyor. Kulaklıkta bağladı. Kulaklıktan mı konuşuyor? Kulaklıktan mı konuşuyorsunuz Çetin Bey? Şu an kulaklığı taktı. Az onu önce yoktu. Onu takın bakalım. Gene Allah Allah. O zaman eğer 4'e indirebilirsek şöyle de yaparız ama sanmıyorum, ondan olmaz. Yani Züleyha Hanım, sen bir çıkar mısın? Çetin Bey öyle deneyelim. Evet, çıkıp girerseniz. Yok. Evet. Ben girip çıkayım. Yok. Durdu tamam, Çetin Bey şimdi deneyelim. Evet Çetin Bey tekrar. Yok. Veya şöyle yapsın başkanım. Şimdi sanıyorum o telefondan giriyor da onu çıksın aç kapa yapsın telefonu, resetlesin yani. Ondan sonra girsin, olur mu Çetin Bey? Duydu galiba. Duydunuz mu? Gelmiyor.
gelmiyor. Ya siz Çetin Bey şöyle yapın. Biz devam edelim yani şey yapmayalım. Siz girip bir reset yapın kendi şeyinize. Yani gir çık yapın kendi telefonunuza. Telefonu bir kapatıp açın Çetin Bey. Evet. Veya başka bir telefon varsa onunla da girebilir. Bak diyor ki ben sizi duyuyorum ama diyor yazdı. Evet. Benim sesim sanırım gelmiyor. Başka bir telefon varsa ailenizde başka birinin telefonu onu deneyin. Ha, başka telefon deneyin olur. Başka deneyin. Evet. Evet başkanım. Devam edelim biz. Onlar. Şimdi özellikle Çetin Bey ben defaten bağlama istemem sebebi şu. Çetin Bey gerçekten konusunda uzman ve işe çok vakıf. Bizim en çok aldığımız soruların başında da Bağkurlu kardeşlerimizin çalışma hayatı boyunca işletmelerinde süreleri dolmaya yakınken emeklilik yaşları Bağkur'da daha fazla olduğu için 99'da çıkan yasayla sosyal güvenlik sistemi birleştiği söylendi. Lakin bu birleşmeye rağmen Bağkurlu 58 yaşında emekli olduğu yerde evet. Aynı şartlarda çalışan SSK'lı 54 yaşında emekli oluyor gibi durumlar var. Bu konuları en iyi bilen, ne olması gerektiğini, şartların nasıl oluştuğunu çok iyi bilen bir kişi beyefendi. O yüzden ben kendisiyle özellikle burada bu yayında arkadaşların sorularını almak istiyorum. Tabii ki biz çalıştayımıza dönelim Çetin Bey gelene kadar. Evet. İşte bahsetmiş olduğum gibi aslında bizim problemlerimizi aldığımız o doneleri dosya haline getirip o masaya yani çözüm masasına getirmemiz kadar önemli bir şey yok. Bu arada çözüm masası dediğimiz noktada Cuma günü Muhammed Emin Akbaşoğlu ile yaptığımız görüşmeyi bir açmak istiyorum. Ortada bir algı var. Yıllardır söylüyoruz. Aylardır da bunu ortaya koyuyorum. Evet, çözüm adına çalışmalar yapıldığı andan itibaren bir takım kişiler, bir takım medya, özellikle bir takım medya ile birlikte ismini veremeyeceğim bir takım YouTube konusunda kendini ön plana itmeye çalışan. Ben onlara diyorum ki mağdur siyaseti yapanlar, mağdurların üzerinden para kazanmak için çok çirkefçe bir iş yapan o kitleye ben özellikle sesleniyorum. Ortada hiçbir şey yokken, hani tabiri caizse, buyurun. Evet. Çetin Bey. Başka ses geliyor mu? Ses geliyor. Konuş. Ses geliyor mu şimdi? Geldi Çetin Bey. Geliyor geldi. Çetin Bey buyurun. Tamam. İsterseniz tamam. Ben konuyu keseyim. Çetin Bey'e sözü verelim. Evet başkanım hazır Çetin yakalamışken kaçırmadan evet onu dinleyelim devam ederiz. Zamanımız var çünkü. Evet buyurun. Evet Çetin Bey hoş geldiniz. Ama burada Mevlüt Furkan neyse Mevlüt Furkan Ateş olarak çıktı. Telefon değiştirdiniz ya onu gösteriyor. İsterse oradan gösterebilirsiniz. Tamam. Buyurun. Mehmet Bey. Efendim? İsterseniz ben Çetin Bey'e konuyu bir soruyu sorarak başlayalım. Çetin tamam. Bey önce kendini tanıttıktan sonra. Çetin Bey bize özellikle esnaf kardeşlerimizin evet. Son döneminde Bağkur'dan çıkıp SGK'ya geçişi konusunda çok sorular geliyor. O konuyu şöyle bir anlatırsanız bu konuda bize çok sorular geldiği için o konuyu sizden dinlemek isteriz. Kendinizi tanıttıktan sonra buyurun. Şimdi tabii. Çetin Bey hoş geldiniz. O kadar çok şey geliyor ki ben telefondan takip ediyorum. Yani gayet iyi gidiyoruz. Çok uzaktan da takip etmek istiyorlar bizi. Çok takip ediliyoruz. Yani diyorum ki zamanımız evet. Var. Önemli olan şu EYT konusunu nedir, ne değildir, neler oluyor gibi yani şey yapma şeyimiz var, zamanımız var. Onda çekinmeyelim. Yeter ki bunu aydınlatalım diyorum. Buyurun. Evet. İyi olur tabii. Mehmet Ali Bey'in sorusuyla başlayayım isterseniz. Buyurun Çetin Bey. Şimdi Bağkur mağlubunuz sorumlu bir statü. Yani başlangıç itibariyle, kuruluş itibariyle 72'de kuruldu ama şu ana kadar da hep sorun üstünde sorun. Çünkü bir zamanlar isteğe bağlıyı denediler. Olmadı, normali denediler. Ya bir türlü Bağkur'u oturtamıyorlar. Çünkü Bağkur hem işverene, esnafa maliyeti var. Yani her ay götürüp yatırmanız gerekiyor. Bir de 9.000 gün istiyor. Kesintisiz 9.000 gün istiyor. Ne kadar kesinti yaparsanız o kadar da emekliliğinizi geciktiriyor.
Evet. Şimdi bu nedenle Bağkur'dan kaçış diyebiliriz buna. İnsanlar Bağkur'dan niye kaçıyor? Bir, SSK'ya göre çok uzun gün istiyor, 9000 gün. İki, SSK maaşına göre düşük maaş bağlıyor. Üç, biraz da maliyetli. Bu nedenle insanlar Bağkur'dan devam ederken, yani 9000 günü doldurmak yerine SSK'ya geçip 5500, 5750, 5900 günle emekli olmayı tercih. Yani işin mantıklı tarafı bu. Şimdi ama bunda burada bazı dikkat edilecek şeyler var. Burada 1-10-2008 tarihi öncesi ve 1-10-2008 tarihi sonrası diye ikiye ayırıyorum ben. Şimdiki anlatacaklarım 1-10-2008'den öncesi Bağkur'un başlangıcı olanlar için. Yani bizim eski Bağkur'lar için. Şimdi son 3,5 yıl kuralı, aslında son 7 yıl kuralı da o. 3,5 yıl kuralı olarak oturmuş bir vaziyette. Aslında o 7 yıl kuralıdır. Yani son 7 yılda hangi statüden prim yatırıyor iseniz artık statüden emekli olursunuz. Son 3,5 yıl kuralı şöyle oldu. Yani Bağkur'da boşluk olmadığı için vatandaş geldi 5000 gün Bağkur yatırdıktan sonra arada boşluk olmadığı için son 3,5 yıl SSK'ya yatırdı. Yani 1261 gün kuralı. O da zaten 3,5 yıl kuralına denk geliyor. Kesintisiz Bağkur'dan sonra bir vatandaş kesintisiz Bağkur'dan sonra 3,5 yıl, yani 1260 gün SSK yatırırsa veya emekli sandığına geçerse veya isteğe bağlı olmaz da statü değiştirirse artık Bağkur'dan değil, son geçti son 3,5 yıl nereden prim yatırıyorsa oradan emekli olur. Burada boş ne kadar, son 3,5 yıl kesintisiz olması lazım ama. Son 3,5 yılda ne kadar boşluk verirse emekliyi o kadar gecikir. Şimdi buraya kadar anlattıklarım 1-10-2008'den önce işe girenler için. 1-10-2008'den sonra mükellefi başlayan Bağkurlular için veya sigortalılar için veya diğer statüler için artık son 3,5 yıl kuralı diye bir şey yok. Artık bütün çalışma hayatı boyunca başlangıçtan sona kadar ayırıyoruz onları. İşte şu kadar SSK, şu kadar Bağkur, şu kadar varsa şu kadar emekli sandığı, şu kadar çiftçi Bağkur. Çünkü çok statü değiştirenler de oluyor. Hiç kimse, yani çoğu kimse sigortadan başlayıp sigortadan emekli olmuyor. Veya Bağkur'dan başlayıp Bağkur'dan emekli olmuyor. Yani yaşam şartlarına göre, hayatın gidişatına göre pek çok kişi pek çok statü değiştiriyor. Oradan oraya geçiyor, oradan oraya geçiyor. Zaten ondan iki karışık. 1-10-2008'den sonra işe başlayanlar için bütün çalışma hayatı boyunca ayırıyoruz. Hangisi bir gün fazlaysa oradan emekli oluyor. Yani 2008 öncesi 3,5 yıl kuralı var. 2008 sonrası 3,5 yıl kuralı yok. Böyle ana hatlarla böyle özetleyebilirim. Yani bir şey varsa. Çetin Bey, ben bir burada soru yöneltebilir miyim? O zaman SSK'nın uygulamış olduğu, tamam, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uygulamış olduğu bu sistemde 2008-11 olarak vermiş olduğunuz tarihler, o zaman kurumun kendine bir zararı yok mu? Şimdi aslında şöyle değerlendirmek lazım. Kuruma bir zararı yani göreceli bir kavram. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu orada bazı şeyleri yaparken, mesela 5501 milat olsun diye çıkarıldı. Yani sosyal güvenlik kısmı, sosyal güvenliği bir toparlayalım. Hatta birleştirdiler değil mi işte? Ne derdi, evet, işte bütün kurumlar birleştirdi. Bir şey olmadı çünkü emeklilik şartları yine farklı. Yani Bağkur'un madem birleştiyse aynı şartlarda emekli olsun denilebilir değil mi? Ama yok. Birleşme şöyle, aynı bina içerisinde, biri birinci katta, biri ikinci katta, biri üçüncü katta, zaten öyledir. Yani birleştirme fiiliyatta sözde var ama fiiliyatta olmadı. Çünkü emeklilik şartları farklı. Yine son 3,5 yıl kuralı
kaldırıldı ama 5510'la yine hangisinden fazla çalışma varsa buradan emekli oluyor. Burada da emeklilik süreleri farklı. Şimdi Bağkur'dan 9000 gün devam ediyor. 9000 gün yoksa 5400 kısmi emeklilik şartı var. Bunu da belirtelim. Biz Bağkur'un mahsurlu tarafları çok. Yani baştan başa ele alınması gerekiyor diyoruz. Bağkur'da bir de geç başlayanlar için sigortaya veya çalışma hayatına 40'lı yaşlarda, 45'li yaşlarda başlayanlara biz kesinlikle sigortayı değil, Bağkur'u öneriyoruz. Çünkü artık 2000'den sonra SSK'nın 3600 günle az primle emeklilik olma şartı kaldırıldı. Bağkur'da ama 15 yıllık bir şey var, dilim var, o devam ediyor. O yüzden biz 2008'den sonra işe başlayanlara sigortalı olsun, Bağkurlu olsun, bize sorduklarında sigortadan daha geç emekli olursunuz, zaten yaşınız ileride başladığınız sigortaya, Bağkur'dan devam edin, bu sizi daha kısa zamanda emekli edin diye bir tavsiyede bulunuyoruz. Yani Bağkur her zaman dezavantaj değil, kişinin şartına, yaşına, sigortaya giriş tarihine göre değişebilir. Bazen SSK'nın avantaj göründüğü yerlerde Bağkur daha avantajlıdır aslında. Bunu iyi bilmek lazım. İşte yol göstermek lazım, sormak lazım. Benim de bir sorum olacak size izin olursa. Aylık bağlama oranları neden düşüyor? Aylık bağlama oranları neden düşüyor? Evet, çünkü 5510'dan sonra düzenlemeden sonra bunu biz daha önce de tartıştık. Şimdi eski aylık bağlama oranlar eski sistemle devam etseydi, ben şeyde de söyledim, en küçük emekli aylık, en düşük emekli aylık 4000 lira civarında olacak. 3800, 4000, 4200 lira gibi olacaktı. Şimdi burada işte istatistik, devlet politikaları, çok siyasete girmek istemiyorum. Yani bizim işimiz siyaset değil, biliyorsunuz. Bizim işimiz yaşa takılanların bir an önce emekli edilmesi. Biz A partisiyle, B partisiyle, başkanlarım çok güzel telaffuz ediyor. Bizim hiçbir partiyle bir derdimiz, bir sorunumuz yok. Biz sadece bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Aylık bağlama oranları dediniz, onun eski haline getirilmesini istiyoruz. 1 lira maaş bağlanıp 2500 lira tamamlanmasını istemiyoruz. Kendi maaşımızın değerini almak istiyoruz. Bizim tamamen şeyimiz, mücadelemiz bu yönde. İşte aylık bağlama oranları dediğim gibi emekliler bir yük olarak görüldüğü için hem istatistiki olarak emeklilik sayımız az olsun, hem de aldıkları maaş düşük olsun, devlete yükü az olsun. Tamamen emeklilere yük gözüyle bakılıyor. O yüzden de böyle emekliler, çalışanlar adına böyle eksi yönde bazı şeyler, kanunlar çıktı maalesef. Onların düzeltilmesi gerekiyor. İşte intibak. Yani 2000'den öncekilere intibak verildi, 2000'den sonrakilere yok. Eşitsizlik var değil mi burada yani? Bir tarafa veriyorsunuz, bir tarafa niye vermiyorsunuz? Bunların ele alınması lazım işte Süleyman Hanım. Evet. Şimdi teşekkür ederim. Çetin Bey, ben de bir mazeretim var. Geçen bir esnaf bir arkadaşım bir soru sormuştu. Ben arada kalmıştım. Şimdi bu emeklilikle yaşa takılanlar, derneksel falan faaliyet yürüttüğümüz için biz de böyle, evet, bir sosyal güvenlik uzmanı gibi veya bir müşavir gibi bir şey görmeye çalışıyorlar. Halbuki biz normal sade bir vatandaşız. Sadece bugün görev bize düşmüş Allah için. Esnaf arkadaşımız bir iş yerinde kendi kaza yaptığında mesela, kaza yaptığında, bu israt aldığında, bu bizdeki normal çalışanlardaki gibi sistem aynı mı işliyor? Aynı yani, işliyor. Daha önce yoktu. İşte 5500 onun artılarından bir tanesi de o. Yani şirket ortağı olmayacak ama şirket ortaklarının yok öyle bir şeyi. Kendi iş yerinde esnaf olanların geçici iş göremezlik hakkı var. Aynı şekilde sigortalılar nasıl faydalanıyorsa aynı şekilde onlar da faydalanıyor. İstirahat parası alıyorlar vesaire. Aynı şartlara şey tabiler, aynı haklara. Ama bir birey olarak bir kişi mesela atıyorum market işletse veya bir sigorta dükkanı işletmesi, tek çalışan olduğu zaman, şirkette sahibi olduğu zaman kayıp nereye gidiyor?
Yani soruyu anlayamadım. İstirahattesin, personelin de yok, tek başınasın, bir hizmet sunuyorsun. Evet. Evde istirahat edeceksin yani iş kazası olarak mı diyorsun, hastalık mı, onu mu soruyorsun? İş kazası ve hastalık olarak da aynı olarak geçmiyor mu? Tabii aynı. Sonuçta bir rapor alınıyor. Yani tek çalışıyorsan evinde istirahat edeceksin veya çok dikkat edeceksin. Başına bir şey getirmeyeceksin. Ama aynı haklara sahip çalışanlar gibi. Evet. Şimdi anlaşılıyor ki sadece... Onların sigortalılığı biraz riskli. Tek çalışanların. O da ayrı bir konu. Yeri geldiğinde onu da söyleriz. Evet. Teşekkür ediyoruz Çetin Bey. Şimdi başkanım, aslında konu bizim anladığımız gibi de değil. Yani şimdi biz dışarıdan basında veya bazı vatandaşlar da emekli olmuş, işte onun dışındalar. Yani EYT'liler ne istiyorlar diyor. Yani bakınca tek kalem var. Şöyle düşünüyorum ben bile. Diyorum ki çalışmışlar, emekliliği hak etmişler ama oradaki alacak maaşları var, onu alamıyorlar gibi. O şekilde algılıyorduk. Öyle midir olay? Evet başkanım, siz o konuyu biraz aydınlatırsanız, çünkü bazıları da diyor ki ah hocam diyor, ne zaman emekli olacaksın diyorum da oho biz diyor mezarda oluruz falan diyor da şimdi daha Mehmet çok... Bey konuya isterseniz Çetin Bey'den önce ben cevap vereyim. Çetin Bey bütün uzmanı. Evet. Çetin Bey bütün uzmanı. Evet. Çetin Bey detay kısmını, yorum kısmını evet. En iyi bilen insan. Evet. Zaten biz onlara danışıyoruz çoğu şeyi. Çünkü işin detay kısmında, işin içeriği, işleyişi konusundaki aksaklıkları ve eksiklikleri yanlış yapmamak adına, yanlış bir kelime kullanmamak adına mutlaka kendilerine danışıyoruz. Evet. Bizim şöyle bir sıkıntımız var. Bizim içerimizde bulunan arkadaşların yaşamış olduğu sıkıntılardan kaynaklı bir bilgi edinmemiz var. Ama biz belli bir kitleye hitap edebiliyoruz. Örnek veriyorum, bizim kitlemizde en fazla genelde SSK'lı yani çalışan kısım var. Bağkurlular bu konuda çok bilinçsiz. Aslında bağkurlular konusunda da bizim çok fazla isteklerimiz var. Bir abo konusu bağkurluyu etkiliyor. Aynı zamanda yaş konusu bağkurluyu etkiliyor. Bahsettiği gibi intibak konusu var. Yetmedi. 2008'inden daha öncesine varıncaya kadar o kadar çok konu var ki bu EYT mağduriyetin içinde. EYT mağduriyetin içerisinde bulunan her şey, aslında her şey genel sağlık sigortası primine varıncaya kadar bu işin içerisinde. Örnek veriyorum, Staj Mağdurları Derneği Başkanımız var. Ferhat Bey bizle beraber çalışan, bizle beraber yol yürüyen, bu platformda yer alan. Onun da hem meslek liselerine ivme kazandırma hem de primin başlangıcı sayılması itibariyle siz de kabul edersiniz ki stajın kabul edilmesi olayı var ki apayrı bir konu. Yani ana başlıklarıyla baktığınızda bizlerin bir yaş problemimiz, bizlerin 99 yılında ortaya çıkan yasayla birlikte bizlere yaş haddi uygulaması yapıldı. Onun yanı sıra aylık bağlama oranı dediğimiz, Çetin Bey az önce çok ifade etti. Ellemeseydiler, hiç düzenleme yapılmasaydı en düşük maaş 3.800-4.200 lira gibi olacaktı. Bugün çıkan maaşlar 1.000 lira, 800 lira, 1.100 lira gibi komik rakamlar. 3. Bizlerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi nedir? Genel sağlık sigortası primlerinden bahsediyorum. Çalışmayan, yaşını bekleyen, her şeyini tamamlamış, primini doldurmuş, işletmesi kapatılmış, bağkur esnaf olabilir, o an iş bulamıyor veya çalışamayan insanlara genel sağlık sigortası primi, aslında şartlarını tamamlamış bir insana bunun uygulanmasından dolayı sıkıntılarımız var. Dördüncüsü de az önce bahsettiğimiz Ferhat Bey'in de bizlerle birlikte yürütmüş olduğu staj mağduriyeti, ki çok geniş bir konu, basit gibi görünen aslında içeriği açısından, detay açısından çok büyük detay içeren bu dört ana kalemde bizler bu mücadeleyi yapıyoruz. Tabii ki bu mücadeleyi yaparken de problemleri devletimizin gerekli mercilerine, az önce belirttim, kendileri de bizleri dinleme lütfunda bulundular. Bakan Bey'le, grup başkan vekilleriyle görüşüyoruz ve onlara problemleri bir dosya halinde sunmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de konunun uzmanlarıyla, burada bulunan Çetin Bey gibi ve bizler gibi dernekler kurmuş, kitleleri bir araya taşımış arkadaşlarımızla bir birliktelik içerisinde ve bunları da bir araya toparlayıp platform adı altında bütün dernekleri, bütün bu konuyla alakalı herkes bir araya toplayıp inşallah konunun çözümü için o masada bu konuların devletimizin birimlerine iletip çözümünü en güzel şekilde sağlayacak çalışmaları icra etmeye çalışıyoruz ki az önce gene arkadaşlarımız belirtti, siz de belirttiniz, biz bütün siyasi partilerin kapılarını açıyoruz. Bölgemizde
ve Türkiye'nin her ilinde, hatta genel merkezlerine varıncaya kadar, genel başkanlarına kadar gidip kendimizi ifade edip konunun siyasi olmadığını, bu konunun devletimizin birimleri tarafından çözülmesi gereken, fakat çözümün siyasi iradede olduğu ve bunu da iktidar tarafından yapılması gerektiği ve iktidarın da bunu yaparken muhalefetin de bize vereceği destekle daha güçlü bir ortamda, daha güçlü bir yapıyı oluşturarak bu baskıyı, bu yapılacak çalışmayı ortaya koyacak çalışmaları icra ediyoruz. Buyurun Mehmet Bey. Bir parti hariç başkanım, onu lütfen buyurun. Rica ediyorum. Bir parti hariç derim başkanım. Lütfen. Kesinlikle bir parti hariç, isim vermeyelim. O bize... Evet. Şimdi tabii işin biraz siyasi tarafına da, pardon, İşin biraz siyasi tarafından da ben soracağım. Çünkü ortada dolaşan o şekilde veya gördüğümüz şeyler var da. Ama ben şunu anlamaya çalışıyorum. Az önce Çetin Bey'in söylediği, ben Bağkur değil, ben öğretmen emeklisiyim. Ama şunu gördüm. Şimdi üç kurum var değil mi Çetin Bey? Yani Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu, bir de bizim emek sandığı. Evet. Şimdi orada bile... Şöyle yani dernekçilik de yapıyorum ben. Balkan dernekleri içerisindeyim ben. Konfederasyondayım. Onu da söyleyeyim yani emekli olduktan sonra. Şimdi sizler o tüzükte sanıyorum sade demin dediğim gibi yani biz geç emekli olduk da onları alalım da yani onlar mağdur şeklinde değil. Belki tüzüğünüzde o da var yani. İşte kurumsal olarak Çetin Bey dedi son ben diyelim ki emekli sandığına gittim. Oradan emekli oldum. Farklı oluyor. Öyle mi oluyor? Evet. Şimdi diyelim sosyal sigortalara gittim. Oradan farklı oluyor. Veya işte bizim emekli şeye gidince farklı oluyor. Tabii sanıyorum o derneklerinizde de siz onu dikkate alıyorsunuz. Belki tüzüğünüze de koymuşsunuzdur yani onu. Konu o zaman şey. Çok daha geniş. Tabii iktidarıyla, muhalefetiyle herkesin de yani bu konuya el atması da gerekiyor. Yani işte uzun sürecek bir konu. Yani anladığım kadarıyla. Şimdi biraz daha... alabilir miyim ben? Mehmet Bey söz alabilir miyim? Bakın, buyurun Züleyhan. Konu tabii ki geniş. Çünkü Bağkurların mağduriyeti farklı, SGK'ların mağduriyetleri farklı. Örneğin ben mesela Sinan arkadaşımızla ben de iş yerinde yaşadığımız Elvan'ın sorunlardan dolayı işimizden olduk. Ben yaklaşık 400 lira sizin bu bir mağduriyet bakın. Sonrasında bu süreçte maaşım olmamasına rağmen genel sağlık sigortası ödemek zorundayım bu ikinci mağduriyetim ve eskaza iş bulursam da zaten primimi fazlasıyla doldurduğum için maaşım düşecek yani ileride alacak olduğum emekli maaşım da düşecek. Burada üç türlü mağduriyet yaşıyorum ben bunda. Yani benim gibi binlerce insan var ve bir başka mağduriyet daha var, zaten yaşımdan dolayı iş de bulamıyorum. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi bir de şey var. Yani biraz daha siyasete doğru geçelim ama şimdi siz Bağkur, sigorta, şu bu kalabalık bir kitlesiniz. Bazen biz derneklerde onu yapıyoruz. Hani Türkiye genelinde odur. Yani biraz daha kalabalık olalım. Hani hükümete veya şeye karşı ne yapalım? İsteklerimizi daha doğru iletebiliriz şeklinde oluyor. Şu anda seçime doğru gittiğimiz bu günlerde sizin üzerinizde tabii ki yani ilgi büyük olacak. Onun için size de çok iş düşüyor. Yani biraz onu konuşalım da yani şimdi büyük bir derneksiniz. İstanbul'da ben birkaç toplantılarına katıldım. Yani işte gazeteciyiz diye soru sordurdular sağ olsunlar. Ben de haber falan yazmaya çalıştım onunla ilgili. Sanki Sakarya Çalıştay olduğu zaman... tam anlayabilmek için soruyorum. Yani ben bile gördüm başlık yazmaya çalışıyorum. Acaba dedik ki böyle EYT'liler bölünüyor mu gibi. Böyle bir şey oldu. Şimdi o bence çok önemli. Yani şimdi orada baktık ki sizin konuşmalarınızı da dinledik. Siyasi partilerin hepsi vardı. Şimdi orada bir şey yok. Acaba bir böyle hizmet yarışı mı var? Yoksa yani biraz daha ona oradan girelim mi? Oradan aydınlatabilir misiniz başkanım? Yani siz şimdi Sakarya'da oyun olmaz başkanım lütfen bir dakika. Sakarya'da oyun olmaz. Oyun bozulur. Buyurun Mehmet Başkanım. Şimdi Mehmet Bey. Evet. Bizler çözümsüzlüğü bugüne kadar hep dinliyorduk. Yani biz görüşme Sinan Bey mikrofonu kapatırsan şey evet. Yapıyor, yankı yapıyor. Evet kapatalım tamam. Mikrofonları. Konuşmayanlar tamam. Kapatsınlar. Şimdi özellikle biz bu mücadelenin içine girdiğimizde hep birlikte mücadele ediyoruz.
biz Sinan Bey anlattı olayın başında, Çetin Bey belki dinlemedi. Biz Bolu Düzce Sakarya Derneği'ni kurduğumuzda birçok ile örnek olduk. Akademik çalışmalar da yaptık. Hatta bunları yaparken sürekli makaleleri aldık, yazıları, dosyaları hazırladık. Bütün görüşmelerde, üst düzey görüşmelerde bizzat bizler çağrılıp dosyaları ben getirdim elimde böyle. Her seferinde 50-100 lira para verip o matbuları çıkartıp dosya haline getirip ben getirdim. Bizzat bastım gittim kendi şahsi arabamla. Helal hoş olsun yaptık. Niye yaptık? Dava için yaptık. Kimseden bir çıkar menfaat beklentimiz yok. Ama bize sürekli şu söylendi. Yani dediler ki çözüm olmuyor, görüşemiyoruz, dinlenmiyoruz, anlatamıyoruz. İktidar bizi dinlemiyor. Biz de sürekli muhalefetle bunları görüşerek iktidara bir baskı unsuru olacak çalışmaları yaptık. Gerçekten muhalefetin bize çok büyük desteği oldu bu süreç içerisinde. Ben muhalefetin desteğine gerçekten teşekkür ediyorum ki o gün salonda bütün siyasi partilerin oraya gelip bizlere verdiği destek, hepsinin bir arada olması en önemli unsurdu. Ve süreç bizim bakan beyle görüşmemizle daha sonrasında grup başkan vekilleriyle yaptığımız görüşmelerde patlak verdi. Şöyle ki biz bir yapıya bağlı genel başkan yardımcısıyken oradaki arkadaşlar bizim görüşmemizi gayri ihtiyari bir şekilde, gayri ciddi bir şekilde eleştirmeye, bu görüşmenin olmayacağını ve bu görüşmelerin sonuçlanmayacağı şeklinde farklı bir safsataya işi döndürerek bizlere bir yorum getirmeye kalktılar. Ve mübarek Ramazan ayındayız. Bak oruçlu ağızla konuşuyoruz. Biz ömrümüzü, hayatımız boyunca yalan söylemedik. Haram yemedik, yememeye gayret eden insanlarız. Ve bize ağza gelmeyecek hakaretleri yaparak bizi dışladılar. Bir anda gruplardan çıkarttılar arkadaşlar. Ben çok girmek istemiyorum konulara. Çünkü mübarek günlerde, bugünlerde özellikle biz şöyle inanırız. Şeytan bağlanır, insan şeytanla dolaşır ya. Biz fitneye, fesada yol vermemek adına isim kullanmadan, kimseyi kötülemeden şunu söylemek istiyoruz. Bugün Sakarya'da bir derneğimiz var. Bakın Sinan Başkanım orada. Züleyha Başkanım burada. Selim kardeşim var, İbrahim kardeşim var. Orada yaklaşık 150 kişilik bir teşkilat, aktif teşkilatımız varken arkadaşlar tutuyorlar orada yarın Sakarya'da bir toplantı yapacaklar. Neymiş? Sakarya temsilcisi atacaklarmış. Aslında bölünme yok, bölen var. Biz bölmedik. Bölenler İzmir'de bunu yaptılar. Şimdi Sakarya'da yapacaklar. Bizim teşkilat olarak çalıştığımız, siz de gördünüz. Çalıştay bile yaptığımız, o insanları oraya topladığımız çözüm için. Bakın dün söyledim. Dün ben grup başkan vekiliyle telefonda konuştum. Az önce telefondayken gene AK Parti'den bir milletvekili bu konuyla alakalı görüşmüşteki beni aradı. Biz bu görüşmeleri sıcağı sıcağına yapıyoruz. Kendilerine diyalog kuruyoruz. Kendilerine fikir alışverişi yapıyoruz. Ki bunu yaparken birileri de sanki yapılmayacakmış gibi insanlara ümitsizlik pompalamaya çalışıyor. Neymiş? Vay efendim ne zaman? Peki ne zaman? Bakın az önce Çetin Bey, sosyal güvenlik uzmanı, konuya vakıf, o kadar şeyi anlattı ki bunları üst üste koyup dosyalayıp bunları birbirine birleştirmek, bu problemleri gidermek öyle iki günde olacak iş değil. Ki sosyal güvenlik konusunu Çetin Bey anlattı. Bunun dedim ya iki boyutu var. Bunun sosyal boyutu var. Bunun aynı zamanda neyi var? Finansal boyutu var. Bunlar ayarlanmadan biz o masaya gidip ne konuşacağız? Kimle ne tartışacağız? Önce devletin kurumları bunu hazırlayacak ki bunu söyleyen Bakan Bey. Ama sen tutup bunu buradan alıp cımbızlayıp siz ağzınıza bu mübarek günde söylüyorum bir palmak bal çalındı. Şahsın diyorlar benim isim vererek. Ağzımıza bal çalınmış. Elhamdülillah biz ne bir kaşık bala ne bir bilmem neye tamah etmedik. Ki kendileri bakın söylemeyecektim söylüyorum Binali Yıldırım'la görüştüler diye sayın ismini vermeyeceğim sosyal güvenlik uzmanı onlar hakkında bir valiz çanta bir bavul çantayla para aldılar dediklerinde mahkemeye verdiler. Şimdi mahkemeye yayınlıyorlar. Niye? Biz onu yapmadık. O gün Binali Yıldırım'la siz görüştünüz diye size birileri bunu söylediği zaman mahkemeye veriyordunuz. Bugün biz gittik. Metin Külünk bize bakanlığın kapısını açtı. Biz AK Partililerle çözüm için görüşüyoruz diye bize rüşvet yedi, bir parmak bal çaldı diyorsunuz ya. Size vicdanınıza sesleniyorum. Ben oruçluyum. Ben asla yalan söylemedim. Öyle bir şey olmaz. Ağzıma yalan yapışmaz. Size de şunu, o arkadaşlar da şunu iyi bilsinler. Bu yalanlarınızla siz bu iftiralarınızla kitleyi bölüyorsunuz, bölmeye çalışıyorsunuz.
Yarın Sakarya'da yapacağımız bir şey aslında budur. Biz asla asla bir kişinin zararına bir iş yapmamaya çalışıyoruz. Bizim derdimiz bölgemizde bu işi örgütlemek, işte aynı zamanda diğer illerle birleşip değerli büyüklerimizle, bakın ben Çetin Bey'e burada defaten yüzüne karşı söylüyorum, gerçekten minnettarım. Bu işe gönüllü olarak gönül koymuş, bu davada bizlere destek vermiş değerli bir insan. Üzülerek söylüyorum, biz çalıştayımıza bir sosyal güvenlik uzmanı istediğimizde bizden para isteyeni dahi oldu. Ben bunu isim vermem. Ama beyefendi dedi ki ben buradan bu Ramazan günü arkadaşlara, bütün EYT'li kardeşlerime, kendisine dua etmesini istiyorum. Çünkü kalktı, ben bir geziye geliyormuş gibi gelirim. Sizin çalıştayınızda da bulunurum, size destek olurum. Çağırdığınız her yerde de bulunurum dedi. Buradan Nalan Hanım'a da bizlere Çetin Bey'i buluşturduğu için, bizlerle birlikte bu çalıştaya katarak bize bu imkanı sunduğu için de teşekkür ederim. Biz nazik insanlarız, mütevazi olmaya çalışırız. Bizler karşımızdakine her zaman teşekkür etmesini biliriz. Asla hakaret boyutuna geçmemeye çalışırız. Çünkü biliriz ki insan hatadır, insan hata yapar. Ve buradan da özellikle o arkadaşlara sesleniyorum. Diğer derneklere, diğer arkadaşlara. Biz asla bir yanlışın içerisinde bulunamadık. Şu kısmı iyi anlasınlar. O gün bir sosyal güvenlik uzmanı Binali Yıldırım'la görüştükleri gün valiz çanta aldı dediklerinde kendileri mahkemeye verirken, bugün aynı suçlamayı ben Deniz'e yapan arkadaşlara niye bunun hesabını sormazlar? Biz hiçbir şey almamışken bizi aldı deyip birilerinin önünde karalamaya çalışmak sizin yapmış olduğunuz, o açmış olduğunuz mahkemeye de aykırı. Çünkü sizler yanlış yapıyorsunuz. Bizler sadece ve sadece amacı yasaların tas taman çıkabilmesi. Bu noktada da milletvekilleriyle görüşüyoruz, grup başkan vekilleriyle görüşüyoruz. Siz bugüne kadar söyledikleriniz kelimeler yüzünden o konumlara gidemiyorsunuz. Bunu açık açık söyleyin. O makamlar sizi kabul etmiyor. Çünkü uslubunuz kötü. Bakın Mehmet Bey, sizle yayın yapıyoruz. Ben burada size hakaret eden, orada çalıştığımıza geldik, canlı yayınımızı yaptınız, sizle telefonla görüşüyoruz. Ben sizin hakkınızda ileri geri konuşmuş olsam siz beni bu yayına alır mısınız? Almazsınız. Çünkü o davranış doğru bir şey değil. Buna bizim toplumumuzda iki yüzlülük derler. Bir tarafa gidip ayrı konuşmak, başka tarafa gidip farklı konuşup orada da diğer tarafı işte şu şöyle şu şöyle tukaka dediğimiz bir kelime vardır, tabir vardır. O tarafın arkasından gıyabını her türlü kötü konuşmak, biz bunu yapmadık. Buradan beyefendiye ve hanımefendiye sesleniyorum. Her zaman söyledim. Bu konulara da çok girmek istemiyorum. Öyle özellikle şu günlerde biz ibadetlerimizi yapmaya, bu ayların tadını çıkartmaya çalışıyoruz ki en kötü şey gıybettir. Gıybeti kesinlikle dillerinden bıraksınlar. Bizim toplumumuzun en büyük özelliği de barışmaktır, kardeşliktir. Onlar çalışıyorlarsa varsınlar, çalışsınlar. İstedikleri yerde dernek kursunlar. Hiç karışmıyor. Biz onların yaptığını da yapmayacağız. Bakın bizi arayan bir sürü derneğimiz var. Ordulu Çetin Bey gene aynı şekilde bir kardeşimiz, bir abimiz de bizimle birlikte hareket etme kararı almış. Buna benzer birçok ilden arayan arkadaşlar var. Aklın yolu bir. Biz çözüm için çalışıyoruz. Siyasi bir tarafımız yok. Ama çözümün de devletin organları tarafından yapılacağını ve devleti şu anda idare eden bir iktidar, siyasal iktidar olduğunu biliyoruz. O siyasal iktidarın da yetkilileriyle bu görüşmelerimizi yapıyoruz. Masada oturduk ve kurulacak olan masada oturacağımızı bildiğimiz için bu minvalde çalışma yapmaya çalışıyoruz ki şu programda bile insanların sizlere ilettiği notlardan, gelen sorulardan ne alabiliriz, ne sıkıntısı var, nasıl bir yere gitmemiz lazım, nasıl bir ivme çizmemiz lazım, anlatmamız lazım. En önemlisi de şu, bakın bakarsanız televizyonlarda işte Bakan Bey'e soru sordular, Bakan Bey dedi ki şu an gündemimiz o değil. Niye? 3600 konuşuyoruz dedi. Hemen birileri haber pompaladı. Bakan Bey EYT yok dedi. Arkadaş, Bakan Bey EYT ile alakalı bir şey söylemedi. Şu an o konu gündemimiz değil, onun zamanı gelince bakacağız derken 3600 ile alakalı konuyu söyledim. Ondan sonra diğerlere bakacağız dediğimiz yerde birileri çıktı, hemen ne dedi? Bakan Bey dedi ki EYT ile alakalı konu. Bakın bunlar EYT'yi yapmayacak. Muhammed Emin Bey'e sordular aynı şeyi. Muhammed Emin Bey de ne dedi? Dedi ki arkadaşlar sürecimiz devam ediyor. Biri böyle diyor, biri öyle diyor. Bize sorular soruyorlar hemen arkadaşlar. Ya biri böyle dedi. Ya arkadaş, siz anlamak istediğinizi iyi dinleyin ve beyefendilerin ne demek istediğini iyi anlayın. Ona göre algıya
kulak verin. Ama bizim insanlarımız iki kelimeye bakıp hemen yaftalamaya çalışıyor. En büyük sıkıntımız burada. Bakın, yıllardır bu yapıldığı için biz EYT'de ve bu sosyal problemlerde çözüm ortaya koyamadık. Artık bunu yapmayacağız. Biz platform olarak gerçekten ayaklarımızı yere basacağız. Çalışmalarımızı yerinde ve zamanda yapacağız. Kitlenin problemlerini dinleyeceğiz. Kimseyle kavga etmeden, kimseyi ötekileştirmeden, o dernek bu dernek değil, muhataplardan aldığımız sorunları sosyal güvenlik uzmanlarımıza ve gerekli dernek başkanlarımıza bir araya gelip done haline getirip muhataplarıyla görüşeceğiz. Kim bunlar? Devletimizin organları, bakanlık çalışanları, sosyal güvenlik kurumunun yetkilileri, aynı zamanda hükümetin yetkilileri bir araya gelip bir yasa taslağını oluşturup daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdiğimiz gün bu yasa çıktığında hep beraber biz bu insanlara şunu diyeceğiz: biz sizlerin duasına taliptik. Evet, inşallah bu da oldu. Dualarınızı bekliyoruz deyip bu işin içinden sıyrılacağız diyor. Buyurun. Evet, teşekkür ediyoruz. Tabii şimdi birilerine, yani isim verilmeden şey yapıldı da, bizim mikrofonlarımız her zaman açık. Yani isterlerse o şekilde alınanlar olursa onlara da biz yayın yapabiliriz. Kapımız açık. Ama ben şunu öğrenmek istiyorum başkanım. Şimdi dernekçilikte epey ben bilgi sahibiyim. Tüm Sakaryalılar Derneği de kurucusuyum İstanbul'da. Hele deprem öncesinde biz çok görev yaptık. Öğretmen olduğum halde bana da o fırsatı verdiler. Şimdi gördüğüm kadarıyla siz başta hep beraber kurulmuş bir derneksiniz. Gene öyle yani, hep berabersiniz de. Şu olabilir mi? Yani şimdi siyaset de ülkede farklı bir şekilde evriliyor. Yani muhalefetler var, yeni partiler kuruluyor. Şimdi aranızda bu şekilde şey olabilir mi? Yani siyasetçilerin hani biz yaparız filan. Ben aldığım haberlerde İYİ Parti'de olmak üzere Ümit Bey, onun da bir canlı yayında speech'te haberlerini yaptım. Diğer CHP'li vekiller de geldi, sağ olsunlar. Biz de sayarak, yani bize mikrofon verdiler. Ben soru sordum orada, onları da yaptım. İşte sizlerle de bu şeyde tanıştık. Yani bu arada haberlerinizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ama büyük bir kalabalık kitlesiniz. Seçimde diyorum ki sizden ziyade aranıza bu şekilde şeyler sokulabilir mi? Yoksa bir şey mi yarışı var? Yani burada dernekçilikte zaten rant yok. Yani dernekçileri hep biliriz, hep harcama olur. Ama milletvekili böyle sözü verirler. Bilmiyorum yani, sizin dernekler büyük. Öyle bir şeyler mi gibi böyle şey oluyor Mehmet, yani. Mehmet Bey, evet, buraya girmek istemiyorum çok fazla ama ben şöyle söyleyeyim. Siz aklı selim insansınız. Birçok şeye vakıfsınız. Sağ olun. Şöyle bir konudan bahsedeyim. O hanımefendiye, o hanımefendinin eşi, beyefendi bizim bir arkadaşımıza ve birçok ortamda şunu söylüyorlar: seçimden önce bu yasa çıkarsa o hanımefendinin vekilliği zora girer. Vekil mi? Şimdi bunlar işte vekil adaylığı, vekillik adaylığı zora girer gibi söylemler özellikle söylendiği için bugüne kadar bu yasanın çıkması adına adımlar hep atılmadı. Hesaplar başka. Siyasal bir rant gözetiliyor. Siyasal rant gözetildiği için İktidara karşı olan muhalefete bir bayrak açıp ben sizinle birlikte çalışıyorum, destekleriniz için teşekkür ediyorum ama bu tarafa da sen çıkaramazsın, sen yapamazsın demek olmaz. Ki bu usupla şunu diyorsun: sen yapma kardeşim, dursun, bu kütle de bir araya gelsin, bu kütleye de şunu de, vurun, parçalayın, kırın, bunlar hain, bunlar yapmıyor. Sonra dön, gördünüz mü, bu kütle benimle birlikte, siz muhalefet olarak beni destekliyorsunuz. Bu seçimlerde biz bu yasayı çıkaracağınızı siz verin sözünüzü. Ben de sizin vekiliniz olarak çıkayım meydanlara, oyları toplayalım. Bu oyun bu kadar basit aslında ama biz evet, bunu söylemek istemiyoruz. Evet. Çünkü utanıyoruz. Çünkü bu mağduriyetçilerin, bu insanların böyle bir beklentisi yok. Yarın bu yasa çıksın isteyen o kadar çok bizi arayan arkadaşımız var ki, gerçekten mağdur, evine ekmek dahi getiremeyen, evinin elektrik parasını ödeyemeyen, otobüs parasını, biletini veremeyen, çocuğunun harçlığını veremeyen, çalışamayan, iş bulamayan o kadar çok büyük bir kitle var ki, onlar Twitter'a giremezler bakın. Onlar Facebook'a giremezler. Onların imkanı bile yok. O meydanlarda bağıranlar, durumu iyi olanlar, kusura bakmasınlar,
o Twitter'dan oradan buradan sallamakla olmuyor o iş. Gerçekten mağdur kitle sesini zaten duramıyor. Onlar bizi arıyor arada telefonla. Onların muhatabı biziz. Onlar bizi anlatırken bizim vicdanımız sızlıyor. Biz onlarla konuştuğumuz gün akşam evde yemek yiyemiyoruz. Bakın. Çünkü o kadar acınası durumlar, o kadar kötü durumlar var ki bizler mitinglere giderken arkadaşlarımızın kumparasını bozduğunu kendimiz biliyoruz. Kendimiz. Parasını veremeyip o mitinge gelmek isteyen arkadaşlarımızı biliyoruz. Onlar o mitinglere geldiler. Ama 100 kişiyle 50 kişiyle bu mücadeleyi verip de biz çok güçlüyüz diyenler, ben çok iyi biliyorum. Twitter'da 5 hesap açıp 5 tane başka hesap, başka üzerine hesap açıp birisi 5 atacak, biri 20 atacak deyip orada çok güçlü nağraları atarak çok güçlü bir ses vermeye çalıştıklarında kimseyi temsil etmiyorlar. Gerçekleri temsil etmiyorlar. Kendilerini aldatıyorlar. Gerçekten kitle yarın bu yasa çıksın istiyor. Bir an evvel bu yasa çıksın, en güzel şekilde çıksın istiyor. İşte burada siyaseti kullanmak isteyenler bilsinler ki ateşten bir gömlek giyiyorlar. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Bu insanlar üzerinden prim devşirmek, bu insanlar üzerinden menfaat sağlamak, bu kitle üzerinden herhangi bir şey yapmak kesinlikle yanlış diyorum. Ben yeterince konuştum. Başka arkadaşlarım sorarsa sevinirim. Teşekkür ediyoruz. Şu an Sinan söz istiyor. Buyurun Sinan Başkanım. Yani ben şimdi konu Sakarya olunca ben duramıyorum abi. Şimdi burada bir kere şunu anlamak lazım. Özür dileyiyorum. Bak hepimizin ağzı oluştu. Bunlar söylenmiyor. Ama Ramazan ayındayız. Biz zırhlarımızı kuşandık. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Kalkanlarımızı kuşandık. Biz şu anda Rabbimin bütün gelecek olan ecrinlerine talibiz. Her türlü. Ama burada ne var biliyor musun? Yani burada Züleyha Hanım daha iyi bilir. Benden daha eskidir. Sakarya Derneği'nin oluşumunda, yani merkez yönetimin adı altında bir dernek yapısı vardı. Merkez yönetim İstanbul'du. İstanbul'da işte Mehmet Ali Başkan'ın dediği gibi bir federasyon adı altında bugünkü gelinen noktadan bahsediyoruz. Ben sizden şurada 3-4 yıl öncesinden bahsediyorum. Bakın Sakarya'da sancak düştü. Kim ne anlatıyor ya? Kim ne anlatıyor? Ben fındık bahçesinde tırpan makinesini bıraktım. Züleyha Hanım beni aradı. Sosyal medyada Ankara'da bir yerde bitik vardı. Orada tanıştık. Ablalarla orada o insanlarla tanıştık. Sakarya'da sancak düşmüş. Sakarya'da kimseyi tespit eden insan yok. Bulamıyor kitle kimseyi. Beni aradı. Ablası dedi böyle böyle dedi. Yani yazık günah, bir dava var, bir hak var, bir şey var. Bu biz dedi yardımcı olur musun dedi. Elhamdülillah dedi. Koşarız kardeşim dedik. Allah için bir görev varsa, hizmet varsa biz geliriz dedik. Bugün o sancağı biz, onların sancağını yerden kaldırdık. Onlar adına mücadele ettik. Federasyonlara kadar geldik. Bolu Düzce Sakarya Derneği'ni bir araya getirdik. Bu dernek hayatında bu üç tane il bir araya gelip de bir futbol maçında herhangi bir yerde bir araya gelemez ya. Bu üç tane bir ili bir araya getirmişiz. Üç tane saçaya bir araya gelmiş. Kuvvetli bir dernek olmuş. Mücadele etmiş. Güven sağlamış. Hiçbir kimse, ne Mehmet Ali Başkan'ın, ne benim, ne de bizim yönetim ekibinin, bizim gibi birkaç derneğin karşısına geçip de yüzümüze o söyledikleri hiçbirini söyleyemezler. Çünkü ellerinde bir tane argüman yoktu. Ellerinde bir tane materyal yoktu. Kitle yönetim hiçbir şey bilmiyorlardı. Hiçbir öneri verdikleri yoktu. Bütün toplantılarda biz konuşup biz söylüyorduk, biz dinliyorduk. Ersi gün hiçbir şey olmuyordu. Niye? Çünkü yapmak istemiyorlardı. Bugüne kadar hiçbir çalışma olmamış diyorlar. Arkadaşlar nasıl olmamış ya? Mehmet Ali Başkanım çok iyi biliyor da hani demek bunu söyleyeyim. Biz her Cumhur İttifakı taraflarına gittiğimizde hem ilimizde hem de diğer illerimizde, Bolu'da, Düzce'de, Kocaeli'de, biz bunlar isimle sayarız. Bizde görseller var, bizde video kayıtları var, bizde yazılı var. Biz bu gittiğimiz illerin il başkanları, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının derneğimize üye bile yapıyoruz. Kim ne anlatıyor? Biz çalıştık, kazıldık. Elhamdülillah inandık, azmettik, bilinçlendik. Kendimizi bu şuurda, dava şuurunda insanları bir yere getirdik ve en sonunda sonuca ulaşmaya çalıştık. Değil miydi sonuca ulaşmak? Geçtik işte, sonuca ulaşıyoruz işte. Ben şu anda yasanın çıkmasını istiyorum. Ama o formülle, ama bu formülle. Çünkü bana 12-13 yıl vuruyor kardeşim. Ben öncüsünü mü yapıyorum? Buyurun, bu işi yapmak isteyen sevdalı varsa hemen gelsin dedik. Her bizim dernek olağanüstü çalışmalarında söyledik. Bizim hiçbir sevdalımız yok. Biz yeter ki aşımızdan, işimizden, zamanımızdan kısıyoruz, bu işleri kovalıyoruz. Mehmet Bey siz derneciliği biliyor mu dediniz? Aynı işte dertliyiz. Cebimizden ayrı gidiyor. İşimizden ayrı gidiyor. Ben işsizim. Bu faaliyetleri yürüttüğümden dolayı işsiz kaldım. Niye? Sivrilendim. Artık bulunduğum yer kabuğuma sığamıyorum.
Yani diyeceğim Sakarya bölgesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden tutun da AK Parti'den tutun da Cumhuriyet Halk Partisi'nden tutun da Deva Partisi'nden tutun da hepsinin içerisine girdik biz. Burada demek istediğim şu: biz görüşmelerimizi en başında da yapmaya başladık, en sonunda yapmaya başladık. Bolu Düzce Sakarya Derneği akabinde bununla birlikte oluşturulan bütün platform, EYT platformu inşallah bu sonuca ulaşacaktır diyorum. Bizim yüzümüze bakıp konuşamayanlar arkadan ne konuşursa konuşsun, hiçbir sıkıntısı yok. Başka bir şey demek istemiyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sinan Başkanım teşekkür ediyorum. Züleyha Hanım söz istiyor. Buyurun Züleyha Hanım. Ben öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Daha önce bu çalışmaları tekrar tekrar yaptık. Hem de örnek olacak şekilde yaptık. O gün takdir görüyorduk. Bugün neden suçlanıyoruz? Ve niçin suçlanıyoruz? Biz hala daha federasyon genel yönetimindeyiz. Bizi disipline sevk ettiler. O zaman yapsınlar kongrelerini, diskalifiye etsinler. Biz bunu bekliyoruz açıkçası. Ve bugün ya, bir paylaşım yaptım. Ramazan tabii ki dernek yöneticileri olarak kitleye hitap etmek durumundayız. Ramazan için tebrik mesajı yazdım. Altına hiç hoş, nahoş şeyler yazdılar yani. Değerli arkadaşlar, siz bizimle yol yürümüyorsanız siz orada çalışın, biz de burada çalışalım. O kapı kime açılır, kim başarır? Birbirimizi tebrik edelim. Neyi paylaşamıyoruz Ramazan ayındayız? Evet. Dava üzüm yemek, bağcıyı dövmek demiştik, değil demiştik her zaman. Yani bizlerin bir menfaati yok ki burada. Şimdi şunu söyleyeyim. Demek ki birileri rahatsız oluyor Mehmet Bey burada. Birileri rahatsız oluyor. Çünkü yasa çıkma yoluna girdiği için rahatsızlık duyuyorlar. Bence ama konuyu değiştirelim arkadaşlar. Bizim yok yapacak çok yapacak işimiz var. Evet. Bu mübarek günlerde bunları konuşmayalım. Evet. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben de dedim ya, biz de dernek içerisindeyiz. Bizim 256 derneğimiz var. 9 federasyon, bir konfederasyon. Ben içindeyim hem konfederasyon da Balkan dernekleri biliyorum. Sanıyorum şimdi bizde de var yani. Federasyonlar arasında farklı görüşler var. Ama bunlar sanıyorum bir araya gelip genel kongrelerde, genel kurullarda biraz daha ne kadar da hani birbirinize konuşmalar olabilir de sonuçta ne olacaktır? Şimdi en önemli şey sizin bir kere o yola çıktığınız şey, yani emekliliğinizi almanız gerekiyor, öyle değil mi? Yani ben şimdi demin aklımdan geçti de yani sormak istemedim. Yani sanıyorum hepiniz de hep mağdursunuz yani bu konuda. Öyle değil mi? Yani biz şimdi emekli olduk, o zaman kurtulduk falan dedik ama yani şimdi düşünülürse zor bir olay. 25-30 sene çalışıyorsun, hak etmişsin. Daha sonra ne oluyor? Maaş alamıyorsun veya primini alamıyorsun. Bekliyorsun. Tabii yani bu şey yani zor bir durum. Yani öncelikle bence onların atlatılması lazım. Milletvekili seçilecekse ondan sonra olsun diyorum. Veya diyelim ki ayrılma olacaksa ondan sonra olsun. Ama siz kenetlenmeniz lazım diye yani benim şeyim o. Tabii ki sorunlar inşallah çözülür. Evet, başkanım tekrar ben bilemiyorum yani size başkanım size şöyle veriyorum. Şöyle yapalım isterseniz. Buyurun. Konuyu genel anlamda bu konunun çözümüyle alakalı Çetin Bey'e bir sözü verelim. Evet. İftar vakti de yaklaşıyor. Evet. Biz çok fazla konuştuk, hamaset ürettik. Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Evet. Biz çalışmak istiyoruz, mücadele etmek istiyoruz. Kavga değil, biz gerçekten çalışmak taraftarıyız. O mücadeleyi vermeye çalışıyor. Evet, Çetin Bey aslında günü özetleyip aynı ve evet, Çetin Bey günü özetleyip bizim çalışmalarımızı nasıl olacağı konusunda bir profil çizerse biz sonra toparlayalım. İftar vakti geliyor malum. Her birbirine yaklaşmıştır. Evet. Buyurun Çetin Bey. Evet başkanım. Şimdi ben de buradan sesleniyorum. Yani takip ediyorlar sanıyorum. Yani daha Twitter'da falan çok takipçimiz var da biz onlara kapımız da açık. Yani biz sizleri dinledik. Onları da dinleyelim. Ama biz de diyoruz ki ya sonuçta bunlar el birliğiyle, güç birliğiyle yani derler ya bir elin nesi var o bozulmadan beraber fikir ayrılıkları olabilir. Onlar muhalefette siz orada mücadele önemli olan onu alabilmek diye şey yapıyoruz. Kapımız açık yani. Buyurun Çetin Bey. Buyurun size veriyorum. Sesiniz kapalı. Sesiniz. Geliyor mu sesim? Geliyor şimdi buyurun. Tamam. Tamam. Şimdi baştan beri dinliyorum. Mehmet Ali Bey çok dertli zaten. Yani diğer arkadaşlar da bu. Gerçekten ben de bazı yorumlar okuyorum, inanamıyorum. Yani merak ediyorum insanlar ne yapıyor falan diye. Ben bazılarını
bazı kişilerin yani bu işle yani EYT ile hiç alakalarının olduğunu da zannetmiyorum. Yani EYT derdi olan bir insan o tür yazılar yazmaz. Yani EYT derdi olan insan emeklilik yani emeklilik düşünün ki çok az bir maaş yani geçinemeyecek kadar bir maaş peşinde koşan insanların böyle pervasızca yazılar yazmasına ben bir anlam veremiyorum. Bunların ben paraya ihtiyacı olduğunu da zannetmiyorum bu bazılarının. Evet. Bunlar hepimiz biliyoruz. Yani bunlar toplumun her kesiminde her platformda yer alan ne diyorlar onlara? Kalemşörler mi diyorlar? Klavyenin karşısına oturuyor. Klavye. Sözü meclisten dışarı viskisini yudumluyor. İşte yemeğini, kebabını yiyor. Yazıyor orada. Yazıyor da yazıyor. Olmuş şeye çamur atıyorlar. Ya üzülerek söylüyorum. Bunlar gerçek yani. Bunlar bilinen şeyler zaten. Benim söylememe de gerek yok. Burada insanların asıl bizi üzen ihtiyacı olan insanlar var çevremizde. Bak, bana ağlayarak gelen insanlar var. Yani bir emekli maaşına veya bir gelire ihtiyacı olan çaresiz ağlayarak ofise gelip ağlayarak derdini anlatan insanlar var. Biz bunları birebir yaşıyoruz. Biz bunlar işin mutfağındayız. Yani biz ben hep diyorum arkadaşlara. Ben gerçekten bir sosyolog, bir psikolog oldum. Gelen insanları aynı zamanda psikolojisini düzeltip göndermeye çalışıyorum. Olay böyle olunca insan üzülüyor. Ben Nalan Hanım'la ilk irtibata geçince sadece şunu sordum. Derneğin bir misyonu nedir yani? Derneğin. Ben siyasete yani bir siyasi rüzgar arkasına almış gidiyor mu? Benim öyle bir derneğe ihtiyacım yok zaten dedim. Yani siyasetle hareket ediyorsa benim öyle insanlara yol yürümeye gerek yok. Çünkü benim söylediğim şeyler, yapacağım katkıların da bir anlamı yok. Çünkü onlar bir taraftan gelen rüzgarla hareket edecekler. Ben de bir katkı sunamayacağım. Boş yere konuşmuş olacağım. O yüzden zaten seve seve kabul ettim. Yani söylediğimiz gibi Para falan hiç sorun değil dedim. Benim için önemli olan bir insanı temiz, saf, böyle faydalı duygular taşıması. Ya bir amaca hizmet etmesi. Ben Sakarya'da da gördüm. Yani pırıl pırıl insanlarsınız. Pırıl pırıl başkanlarımız var. Hepsi bir amaca. Yani hiçbir menfaati olmadan bir amaç peşinde koşuyor. O yüzden yani çok güzel. Yani gidişatınız, duygularınız çok güzel ve inanıyorum yani bu olaylar zaten ancak böyle çözülüyor. Şimdi sosyal güvenlik o kadar sıkıntılı bir konu ki biz hayret ediyoruz yani bu genelgeleri kim hazırlıyor, bu taslakları kim hazırlıyor, bu Cumhurbaşkanımız önüne kim getiriyor, bakanların önüne kim getiriyor. Yani çok enteresan. Biz bu yanlışları hep söylüyoruz, yazıyoruz ama İşte Ankara'da birkaç kişinin yazdığı bu şeyler artık neye dayanarak yazıyorlar belli ama vatandaşın biraz da menfaatine olan şeyler üzerinde yoğunlaşmak lazım. Şimdi bazı arkadaşlarımız var Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki makamına oturduğu zaman verdiği parayı cebinden çıkarıyor gibi böyle arkadaşlarımız var. Dışarıda arkadaşız. Ama o makama oturduğu zaman mesela anne babadan aylık. Ya Çetin abi diyor ya üçüncü aylığı da bağlayayım diyor. Bu ne ya? Devlet bu kadar zengin mi diyor? Kardeşim diyorum bu bunun hakkı. Nasıl verilmiş haklar varsa bu vatandaşın hakkı. Yani bunu sen eleştirmeye hakkın yok. Böyle işte şimdi burada bizim yapmamız gereken bu çalıştaylar bittikten sonra aldığımız notlar önümüze koyacağız. Vatandaşların talebi neler? Zaten sosyal güvenlik mevzuattaki yanlışları biliyoruz zaten. Yani düzeltilmesi gerekenler ne? Yani ben o kadar çok yanlışı çok önemsemiyorum. Yani EYT'nin nasıl çıkacağını falan da çok yani çıksın bir şekilde çok dert etmiyorum. Ben Sakarya'da da dediğim gibi benim asıl üzerinde durduğum şey insanlara geçinebilecekleri kadar bir aylık bağlanması. Bu birinci. Yani ben
Ankara'ya da gitsem, nereye gitsem söyleyeceğim şey bu. İnsanca yaşayabileceği, yani sizin 2500 liraya tamamlamaya ihtiyacınız olmayan bir aylık istiyoruz. Asgari ücret seviyesine yakın bir aylık istiyoruz. Bizim üstünde, bizim talebimiz bunun üzerine olacak. Yani aylık bağlama oranları, bakın aylık bağlama oranları düzeltmezlerse dahi kendileri tamamlıyorlar. Bağlanan aylık düşük olduğu için, yani kendi yanlışlarını üzerine tamamlayarak kapatıyorlar. Bunu temelde düzeltip normal aylık bağlansa daha güzel değil mi? Ya bu yanlışları söyleriz, onlar da kabul eder zaten. Evet. Hatalar ortada zaten, ayan beyan. Bunları biz hepsini çıkaracağız. Dosyamızı oluşturacağız Mehmet Ali Başkan dediği gibi. Biz hazır gideceğiz. Yani oraya kim gidecekse hazır göndereceğiz. Yani siz ne istiyorsunuz dedikleriz ama elimizde donelerimiz olacak. Bizim işte şöyle sıkıntı, vatandaşın sıkıntısı bu. Biz buraya sadece EYT'yi çözmeye gelmedik. EYT'nin alt aksaklıklarını da bir bütün olarak ele almanızı istiyoruz. Yani bu emeklilik sistemini bir yerden başlanacaksa, sağlıklı bir yerden devam edecekse, bizim şeylerimiz bu, tespitlerimiz bu. Ha siz başka bir tespit yaparsınız, yani kime sorarsınız? Biz vatandaşın içinden geliyoruz çünkü. Çalıştaylar yaptık. Yüzlerce insanlar notlarını aldık. Bizim çalışmamız bu. Sizin başka bir kaynağınız varsa oradan da sorabilirsiniz. Denilebilir Ankara'yla görüşmede. Yani sağlam gitmek gerekiyor Ankara'ya. Çünkü EYT hiç bu kadar yol kat etmemişti. Evet. Hiç bu kadar yol kat etmemişti. Hiç bu kadar dillendirilmemişti. Bunu yapıcı olarak değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Mehmet Bey, burada ezan okunuyor. Aa. Evet ya, çok teşekkür ediyorum. Bayağı güzel oldu değil mi? Yani evet, evet. Epey anlattık. Bizim mikrofonumuz açık. Sizlere de açık. Konuşmak isteyen arkadaşlara da açık. Diğerlerine de. Yani önemli çok, olan ülkemizdeki... Tabii ki ezan okunmaya kadar başladı Mehmet evet. Bey. Onun için orçlu da durmamak lazım. Durmamak son lazım. Son birkaç günümüzde. İnşallah diyorum ki bundan sonraki bir programda daha her zaman kapımız açık. Tekrar yapabiliriz. Ama temennimiz şu. Sizlerin daha iyi bir şekilde olmanız ülke adına, bizim de huzur içinde olacak demektir. Katıldığınızdan dolayı hepinize saygılar sunuyorum. Bu güzel günde güzel sohbetle ayrılmış olalım. Başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde güzel haberlerinizde yazmak bize nasip olur. Tekrar bizim kanalımızda bu şekilde duyurmak, onu da yaparız. Severek yaparız. Ben görüşmek üzere diyorum. İyi iftarlar. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar, iyi iftarlar. Çetin Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, saygılar. Saygılar.